Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Evet, hareketli bir transfer dönemi geçiriyoruz. Sezonu açtık. Hemen şöyle öncelikle yaptığım maçları göstermek istiyorum. Hazırlık maçlarında yani iyi bir oyun sergiledik. Aslında yedek kadromla çıktığım için fazla da bir şey ifade etmedi bana. Ama Galatasaray'ı Süper Kupa'da 4-3 yendik. Yeni bir kadro yapım var. Yani biraz daha zorlanmamıza rağmen Galatasaray'ı takip ede ede sonunda avlamayı başardık. 52'de öne geçtiler. 81'de 1-1 yaptık. 89'da fişimizi çektiler derken 90'da biz de attık. Uzatmalarda 95'teydik. 107'de attık. En son 115'te Gomez son golü atarak bize kupayı getirdi. Onun ardından bir de Roma ile karşılaştık. İlk golü biz bulduk burada. Sonra 2 gol yedik. Uzatmalarda da 116. dakikada da golü bularak maçı penaltılara götürdük ve penaltılarda 8-7 üstünlük sağladık. Sezona böylece 2 kupayla başlamış olduk. Yeni kadromla ligde 2 maça çıktım. Biraz fazla gol yiyoruz. Takımın buna biraz daha çalışması gerekiyor. Osmanlı'ya 2-1 geriye düşmüştük. 3-2 yaptık. Başakşehir'le de Başakşehir durumu 1-1 yaptı. Orada da 2-1 galip gelmeyi başardık. Ama Şampiyonlar Ligi'nde bizi affetmezler. Şöyle bölüm başında bir Şampiyonlar Ligi grup kurası var. Bunu yapalım. Onun ardından yaptığım transferleri göstermek istiyorum. A grubu Roma, Paris, Dinamo Zagreb, Arsenal, Galatasaray çıktı. Lyon, Inter, Kulüp Rüj. Umarım Galatasaray buradan çıkmayı başarır. Evet, Hacı'nın oğlunun takımı Bayern Münih peşinden Chelsea ve Atletico Madrid ölüm grubu diyebilirim gerçekten. Hani çünkü bu takım da hafif alınacak bir takım değil. Manchester United, Zenit, Benfica, Real Madrid. Bu grup da zor oldu. Yani Benfica ile Zenit biraz daha eşit, diğer ikisi çıkar gibi. Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi'nde şaşırtıcı performansını gösteren Robert Wien, Valencia, Lokomotiv Moskova, Hoffenheim geldi. Kolay bir grup geldi onlara da. Kopenhag, Zürih, Lazio burada olursak yaşadık. Olmadı Shakhtar Donetsk. Biz sanırım stili falan bir gruba düşeceğiz. Marsilya, Schalke, City, Juventus olmadı. Evet, Celtic, Adana Spor özlemiştim. Bir sezon ara vermiştik. Barça'yı özlemiştim. Barça ve Leverkusen. Yani bu gruptan 1-2 diye çıkarız diye düşünüyorum. Artık Barcelona'yı bir elemelerde görelim. Böylece grup kurallarını çekmiş olduk. İstatistiklerde de Robert Wien'in golcüsü var. Sağ kanat oyuncusu. Yani Robert Wien gerçekten Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir kanca attı. Yani bayağı iyiler son 3 sezonda hele. Ve her sene üstüne koyu koyu gidiyorlar. Bu arada direkt kurallara Trabzonspor katılmış. Yani yine bir hata var ama en azından Trabzon'un katılması iyi. Adana kariyerinde hiç Trabzon Avrupa'da görmemiştik. Şöyle sonuçlara bakalım. Beşiktaş 5-1 yenmiş Östersunku. Oradan çıkar gibi. Fenerbahçe'de inşallah çıkar. Onun rakibi de kolay. Şöyle artık bir yaptığımız transferlere bakalım, kulübümüze girelim. İnanılmaz bir transfer sezonu geçirdik. Hiçbir bölümde yani bu kadar fazla transfer yapmamıştım. Öncelikle gidenlerden başlayalım bir şöyle. Evet, sezon başında aldığımız Gueye'yi bir sezon takımda durdurduk ve sattık. Zaten yarım sezon oynamıştı, 20 milyona sattık ve güzel bir kar elde ettik. Hiç para vermemiştik gelirken. Krejic'i aynı şekilde Antalya'ya yolladık. Onda da güzel bir kar yaptık. Kaan Ayhan'da. Yani kar yapamasak da gitgide düşüşteydi. O yüzden onu da 10 milyon bir teklif gelince, 10.500 milyon teklif gelince direkt sattık. Leborgi'yi aynı şekilde iyi bir paraya sattık. Eskişehir'e 6 milyona yakın bir bütçe. Emre Mor'u 18'e sattık. Yani Schalke ile zaten 10 aylık bir sözleşme imza, 12 aylık bir sözleşme imzalamış. Bir sezonluk onu tekrar seneye takıma katabilirim. Tekrardan satabilirim yani. Öyle şeyler yapabiliriz. Belli olmaz. Hızı gerçekten çok iyi Emre Mor'un. Emre Mor'u belki seneye alternatif oyuncu olarak takıma katabilirim tekrardan. Buradan da iyi bir gelir elde ettik. Çağlar'ı da sattık. Çağlar'ı neden sattık bilmiyorum. İyi bir para teklifi geldi. 73 Çağlar 29 yaşındaydı. Dedim sağlam bir stoper alayım. Şöyle 80 ratingli ve aldık da. Şöyle Berkay Özcan'ı da sattık. Ondan da kaç kazanmışız? 6-900. Yani ondan da onun şeyine, değerine satmışız. Merih'ten de kar elde ettik. Merih'ten zaten her sezon biz kar elde ettik. Kiraladık, bonservisini aldık, ucuza aldık. Satarken aynı şekilde. Ve bu sezonun rekor transferi Tolga Yıldız oldu. Yani umarım daha iyi yerlere gelir. 33.500 milyona sattık. İyi bir para geldi buradan da.
Yani bayağı bir kar elde etmişiz. Şöyle bakalım şuradan transferden gelen para 123 milyon, yani 124 milyon diyebiliriz buna biz. Bayağı bir iyi para elde etmişiz. Şimdi gelen oyuncularımıza bakalım. Yedek bir kaleci aldık. Krejci sattığımız için Sergedi'ye 60 rating. 24 yaşında genç bir oyuncu. Kadroyu biraz daha gençleştirdik. Eski oyuncumuz Bani. Belki hatırlayanlarınız vardır. İlk 3 sezon takımımdaydı. İlk Şampiyonlar Ligi'ni kaldırdığımızda Bani vardı. Bani'yi tekrardan alternatif bir stoper olarak takıma kattım. Evet, Mısırlı Salah olur mu bilmiyorum ama Ali El Sihat'ı aldık. 23 yaşında. Ne kadar vermişiz? 11 milyon vermişim. 9 olmuş. Yani 7 milyon bir değeri vardı. 62 ratingle gelmiştik. Gelesiye gelişti. Evet, Selim'i aldık. Türk asıllı Fransız. İnanılmaz bir transfer. Yani hani bence kariyerimin transferini yapmış olabilirim Adanaspor'da. Altta yazanları okuyabilirsiniz. Mükemmel bir transfer olacaktır. Kulübe katılmak istemeyebilir. Dünya yıldızı oyuncu olabilir diyor. Yani kulübe katılmak istemez dedi ve ben onu takıma katmayı başardım. Biraz zor oldu. Bayağı bir pazarlık yaptık Liverpool'la. 60 milyona takıma getirdim. 110 bin de bir maaşı var. Biraz fazla ama yani ben iyi bir performans göstereceğine inanıyorum Selim'in de. Gitgide artan bir grafiği var. 6, 7, 7, 8 diye. Evet, eski oyuncularımızdan Karaman'ı aldık. Bir de 1,5 sezon takımımda forma giymişti. Onu da 3,77'ye aldık. Değerinden daha düşük. Ve evet, Türkiye'nin şu an en iyi kalecisi olan Berke Özer'i de transfer ettim. 29 milyon değeri vardı Fenerbahçe'den, 23 milyona yakın bir paraya onu da aldık. Şöyle kiralık alınan oyuncu yok. Kardeşler var. Kiraya verdiğimiz şu anda tekrardan onu da takıma kattım A takımda. Şöyle kadromuza bir göz gezdirelim. 3 tane kalecimiz var. 5 tane stoperimiz var. 2 tane sol bek, 2 tane sağ bek. Evet, genç bir tane oyuncu çıktı. Zeki Çiftçi diye. Onu da A takıma hemen aldım. Ali'nin morali bozuluyor. Anlamadım bunun nedenini ama. Yani bir Emre Mor kriz olmaz umarım. İyi de bir oyuncu. Yani kadroda mı süre vermediğim için bilmiyorum. Belki de bir kere şans verdik. 4 oynadı onun için olabilir. Tolcay Kanak. Bir Tolcay gitti, bir Tolcay geldi. 23 yaşında 62 rating bir oyuncumuz oldu. Yani gittikçe gelişiyor her sezon. Karaman zaten biliyorsunuz. Güzel bir kadrom var. Umarım Avrupa'da tekrar bir şeyler başarırız. Sadece forvette biraz çekiniyorum. Kabasela'nın çünkü ratingi bayağı bir düştü. Şuraya da kadroya bakalım. 46 ratingli oyuncular var. Bunları takımdan yollayayım. Takımda bir süre kaldıktan sonra bonservis para istiyorlar. O şekilde gidiyorlar. Köse'yi kiralamaya çalışıyorum. Umarım alan bir takım olur. Boş yere yedekte harcanmasını istemiyorum. Köse benim için önemli bir isimdi. Mali durumda şu anda güzel bir kârdayız. Bir transfer daha yapacağım. O transferi de size göstereceğim. Mevcut bilançomuz 23,500 milyon. Transferde de bu sezon kârdayız. Yani 117 harcamışız. 124 kazanmışız. Güzel. Şöyle hemen alacağım oyuncuları da size göstereyim. Yetenek avcım onların şu an peşinde. Şöyle biri 39, biri 37 milyon değeri var. Tolcay'ı da satma sebebim bu. Bunların hepsinin bonservisi elinde zaten. Kenarda yazıyor görüyorsunuz. Yani faslı bir oyuncu var. Bir de Nijeryalı var. Hangisini alayım bilmiyorum. Nijeryalı biraz daha bana şey geldi. Hani top kazanan orta saha çift ayak falan. Bir de konsantrasyon, çalışkanlık var. Kontrol var. Pasları falan daha iyi. Yani Elhan Kuri de iyi de sanki biraz daha avantajlı gibi. Bakacağız bakalım bir gelsin hangisine dünya yıldız diyor. Bence ikisine de dünya yıldız der ama ben biraz daha böyle deneyimli bir oyuncu almak istiyorum takıma. Antalya ile evimizde oynuyoruz. Umarım artık farklı kazanırız da takımımın morali biraz daha düzelir. Şu takvime bakayım bakalım. Avrupa maçımız yakında mı? Değil, daha var. Güzel yetenek avcıları gelmiş. Onları değerlendirelim. Onun ardından Antalya maçımıza geçelim. Adana 5 Ocak Stadyumunda. Şimdi ne diyorlar? İlk 11 için çok iyi bir katkı olacaktır diyor. Yani dünya yıldız demez çünkü neden? Bu adamlar diyor. Diyorum. 24 yaşında Elhan Kuri. Yani diyor ki mükemmel bir transfer olacaktır. Kulübe katılmak istemeyebilir. Dünya yıldızı oyuncu olabilir. Kontrada ne kadar istiyorsun abi sen? 81 400 sen istiyorsun.
Sen kaç istiyorsun? Sen de 80. Ha, sen maaşta da fazla istiyorsun. Senin ne ayrıcalığın var peki? Neyse şöyle biz bir teklif veririm. 81 milyon vereceğim. Bakalım gelecek mi 81'e? Zaten Tolcay'a da 78 veriyorduk. Hani 4 rating daha fazla bir oyuncu. Bizim için daha iyi olacaktır. Şöyle Antalya maçına geçelim. Biraz yedek bir kadroyla mı çıksak bu maçta? Ama bölümün ilk maçında yenilmek de istemiyorum. Olsun. Takımı... Diğer oyuncum gelince az takımı izlersiniz. Şöyle birkaç oyuncu da değişiklik yapacağım. Morali bozuk olan oyuncuları kadroya almaya çalışacağım. Verdi Kadıoğlu oynasın. Pintor'u şuraya alalım şöyle. Karaman tüm maçlarda oynadı ya bu sezon. 3 maça çıkmış. O yüzden Karaman'a bu maç şans vermeyeceğim. Şöyle yapalım. Gomez gelsin oraya. Gomez'e. Geniş forvet mi diyelim. Oyun kurucu olsun Gomez. Tamam. Sen de stoper oyna abi. Sen stoperde daha iyi oynuyorsun. Berke var. Tamam. Disiplinli bir oyun değil. Şöyle olsun. Şimdi karışık. Kaleyi gördüğün yerden vur. Erken ortalara aç. Üzerine git. Yüksek oynayalım. Şimdi kaptanımız seçmemiz gerekiyor. Artık yeni bir kaptan bulmamız gerekiyor takıma. Kimi alacağız ama? Ferdi Kadıoğlu olacak. Yapacak bir şey yok. Bunu hiç düşünmedik. Bu sezon kaptan sıkıntısı çekeceğiz. Belli ki. Şöyle yapalım. Bir de şu genç yıldızı da oynatalım ya. Ozan Kabak'ın yerine. Şöyle. Tamam. Maça geçelim artık. Antalya'nın kadrosu bayağı değişmiş. Yani normal. 8 sezon mu 7 sezon mu ne oldu artık saymıyorum. Bu arada kariyer performansına bakacağım. En iyi sezon hangi sezonmuş? En kötü sezon hangi sezonmuş? Onlara bakacağız. Beraber Antalya'nın bir hata var. Vesti ile Korneli kullandılar. Golü buldular. Çok iyi attı. 90'a astı. Berke baka kaldı. Bastırıyoruz Selim'le. Haydi Selim. İleri doğru güzel bir top attı. Els Ali vuramadı. Krejic tuttu. Antalya'ya bizim yolladığımız oyuncu Krejic ilk 11'de başlıyor. Evet, Krejic hata yapacak gibi. Hatayı yaptı Pintor. Pintor 1-1 yaptı durumu. Krejic resmen şike yapıyor şu anda. Orada o top kaybını yapması bir komik. Evet, sağ taraftan bahsediyoruz. Zaga ileri doğru güzel pas. Pintor'a verdi. 90'dan döndü top. Pintor bugün kaleyi çok yokluyor. Krejic biraz korkmaya başladı gibi. Sanırım antrenmanda pas vere vere alışmış. Kendini kaybetti bir anda. Krejic bomboş pozisyon bıraktı Pintor'a. Selim ileri doğru çok güzel pas attı Selim. Evet, Pintor vurdu, gol geldi. 2-1 öne geçiyoruz. Pintor da ligde 3. golünü buluyor böylelikle. Kuri güzel gidiyor. Kuri hadi verdi pasını Kuri. Çiftçi aldı. Genç oyuncumuz çiftçi gidiyor. Gidiyor. Gitti vurdu. İlk maçında golü buluyor. Aferin oğlum. İlk maçında, ilk resmi maçında çiftçi golünü buluyor. Krejic'e çok büyük tepkiler var. Bizden Antalya'ya gitti ve bu maçı bu farkla kaybetmesi kötü oldu onun adına. Ferdi Kadıoğlu kanat oynayamıyor. O yüzden onu da geniş oyun kurucuya alalım. Gelişmiş oyun kurucu, pardon. Gelişmiş oyun kurucu ne bu arada? Onu da anlatayım hemen. Normal oyun kurucu orta sahadan oyunu kuran. Gelişmiş oyun kurucu da forvet hattında oyunu kuran oluyor. Ali orada bir sarı kart gördü. Ali bu maçta nasıl gidiyor? Ali iyi oynuyor ama neden morali bozuk onu anlayamadım. Sol taraftan çok güzel geliyor. Antalya zengin kesti orada. İkinci yarıya başlamışız. Ne yapıyor dedim. Bir an gol yedik sandım. Zengin çok güzel orta kesti ve Ali tamamladı onu. Çok güzel bir kafa vuruşu yaptı o da. Ali bu arada gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Yani verdiğim maçlarda iyi değerlendirdi. Kırmızı kart gördü. İyi dediğim. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi kendi kendine çalım atıyor. Faul aldı Ferdi. Güzel.
Pintor verdi pasını çiftçiye, çiftçiye vurdu. Krejic tuttu topu. Genç oyuncunun topunu tutmayı başardı Krejic. Berke Özer'e fazla şut gelmediğinden dolayı kendini gösteremiyor da. Güzel sağ taraftan Ferdi ile Ferdi ortasını kesti. Pintor olmadı. Evet, sonunda rahat güzel bir maç kazanmayı başardık. 4-1'lik skorla kazandık. Selim pasını verdi, aldı. Selim süreye oynuyor artık. Maç bitti. 4-1 üstün geliyoruz Antalya karşısında. Yeni oyuncumuz, pardon, yeni oyuncuları Krečić bizim eski oyuncumuz. Kötü bir kaleci olduğunu da böylece göstermiş olduk. Yani neden elden çıkardığımı da anlamışsınızdır. Yavaş yavaş takımım da birbirine alışıyor gibi. Galatasaray Beşiktaş'a 4-0 evinde yenilmiş. Evet, kaç maç ceza yemiş? Bir maç ceza yemiş. Güzel, fazla yememiş. Hankuri de sözleşme teklifini yolladık. Bakalım ne diyecek faslı oyuncu. Hadi gel oğlum takıma. Fazla yorma bizi. Sözleşme imzaladı. Güzel. Böylece yani sağlam bir kadro kurmuş olduk. Şöyle bakalım kadromuzun en iyi haline. Yani bu oluyor şu anda Gomez ama şeyi beğenmedim. O tarafta oynamasını. O yüzden şöyle bir şey yapabilirim. 4-4-2. 4-2-2 pardon. Bu şekilde Kuri ile arkaya çekip Gomez Pintor Karaman yerine şöyle yapsam. Bu da olmuyor. Değişik bir taktik bulmam gerekiyor. Heh, bu olur. Bu da olur. Farklı bir şeyler bakacağım. Yapmaya çalışacağım. Şöyle şunda değil, bunda da değil. Taktikte kadro koysun. Şöyle dursun ya. Tamam. Şöyle yapalım. Tamam, güzel. Kabasele'yi de takıma oturtalım. Çok yüksek savunmam. Şöyle biraz düşüreyim. Hemen diğer maçımıza da geçelim. Yeni oyuncumuzla takıma katmış olduk ve güzel bir sezon geçirdik. 13 milyonda da kârdayız mevcut bilançoda. Maaş yükü de çok fazla değil. 870'e yakın, 870 bin, 1 milyon bile değil daha. Pardon, 1 milyar bile değil daha. Güzel, uzun bir bölüm oldu. Son maçımızı da yapalım. Onun ardından bölümümüzü noktalandıralım. Ağustos 2025. 29-30'una geldiğinde menajerliğe bir gireceğiz. Serge sanırım sakatlandı. Evet, Avrupa'daki son maçlarında temsilcilerimiz oynadı. Beşiktaş 4-1'lik skorla geçerken Fenerbahçe ne yaptı acaba? Fenerbahçe'de 0-0 berabere kalmış ve o da Avrupa'ya gidiyor. Güzel, 5 temsilciyle Avrupa'da devam ediyoruz. İkisi Şampiyonlar Ligi'ne, Galatasaray, Adanaspor ve bir de Trabzon, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Hemen onların grup kurallarına da bakalım. Kimler çıkmış? Onlardan, ondan önce ama şeye bakacağız. Şöyle girelim hemen. Kulüp diyelim. Menajer. Kupalar. Kupalara bakmamıza gerek var mı? Yani 14 tane Türkiye Kalkan Kupası'yla 19, 21 Süper Kupa'yla, Şampiyonlar Ligi'yle şeyde 26 tane kupa kazanmışız. Adana kariyerimizde geçmişe şöyle bir bakalım, kaç sezon olmuş? 2, 4, 6, 8. sezona giriş yapıyoruz. Güzel. 10 sezonda bitiririz artık. 10 ya da 11. Onu bakarız, bir şeyler yaparız. Evet, en kötü sezonumuz ikinci sezonumuz olmuş. 61 ortalamayla oynamışız. Çok fazla berabere kalmışız. Mağlubiyetimizin en fazla olduğu sezon. Hiç mağlubiyet almadığımız bir sezon var mı? İlk sezonda hiç maç kaybetmemişiz. Ama o sezon zaten PTT'de birincilikteydik ama şey, Ziraat Türkiye Kupaları vardı. O zaman büyük takımlarla oynadık. Güzel. En fazla maç kazandığımız sezonda dördüncü sezonumuz olmuş. 51. Zaten o sezonda en iyi
kariyerimiz olmuş. Güzel. Şöyle hemen müsabakalara girelim. Avrupa Ligi diyelim. Temsilcilerimize umarım kolay gruplar gelmiştir. Beşiktaş'ınki yani çıkabilir. Çok zor mu? Yani Avrupa Ligi'ne göre bir tık zor. Ama çıkamayacağı bir grup değil Beşiktaş'ın. Trabzon'un grubu kolay. Sadece Monaco var. Güzel. Fenerbahçe nerede? Fenerbahçe, Liverpool var. Sevilla var. Zor. Olympiakos, Sevilla, Liverpool zor. Ama Liverpool'u alan yere değilse bence onlar da iler ya. Umarım hepsi çıkar. Şöyle maçımıza geçelim artık. Antrenman var. Bu maçın ardından yaparız o antrenmanı da. Kayseri ile deplasmandayız. Şöyle rollerden hemen kaptanlığı değiştirelim. Bunları da Gomez'le eksik kullansın. Kabasele'ye penaltıyı vermeyelim. Pinto'ra verelim çünkü Pinto gol krallığına oynuyor bu sezon. Kule ortaları açsın. Hatta daha iyi açıyorsa sen aç abi. Yok sen kötü açıyormuşsun. Tamam, şekilde devam edelim. Kırmızı kartlı sakat oyuncu varmış kırmızı kartlıyı da. Bu arada senin durumuna bakalım ya. Sen nasıl bir oyuncusun? Her şeyine bakalım bir senin. Güzel, sağlam oyuncusuna. Liderliği de var. İyi. Kayseri topla oynamaya üstün başladı. Ama o durum değişir. Biz alırız o topu. Erken dakikalarda şutlar bulmaya başladık. Arda arda geliyoruz ama isabetimiz az. Daha şutlarımız hedefi tutsun. Güzel. Savunma kötüleşmeye başlıyor. İkinci yarı savunmanın üzerine oynarız. Gol yollarımızı biraz daha açarız. Kabasele çok kötü oynuyor. Yaşlandı artık, fazla kendini gösteremiyor da. Şöyle yapalım. Direkt toplar diyelim. Kanatlar, orta saha oyuncuları topa doğru değil de rakip savunmanın üzerine gitsin. Tamam ya, şöyle yapalım. Kaleyi gördüğümüz yerden vuralım, belki daha etkili oluruz. Alanya yine yeniyor bu arada. Sağ taraftan geliyoruz. Gomez dışarı doğru bir orta. İçeri doğru geldi, o top olmadı. Bu arada takımda iki tane kurimiz var. Birisi Han Kuri, birisi de normal kurimiz olsun. Han Kuri, El Han Kuri. Alanya 10 puanda sanırım. Aynen 10 puanda Alanya iyi gidiyor. Öğrenci de bizim üzerimize çıkmayı başardılar. Maçı kazanmamız gerekiyor. Pintor sağ tarafa doğru çok güzel pas attı. Kuri orta geldi, golle geldi. Karaman, Kenan Karaman. Uzun boyunun avantajını kullandı ve oradan golü buldu. Çıkıyoruz tekrar. Kuri verdi pasını. Gomez içeri doğru Kenan'a çok güzel pas, olmadı. Devander maç yıldızlaştı. Şey istiyorum ya. Direkt değil de kısa toplarla oynayalım. Savunma zaten kötü. Şöyle daha net girebiliriz belki. Ve 4'te 4'te yolumuza devam ediyoruz. Zengin oradan gidiyor. İleri doğru atacak topu, atmadan ve maç sona eriyor. Çok güzel. Buradan da 1-0 galip geliyoruz. Kayıpsız bir şekilde sezonumuza başladık. 2 kupamız var. 4 delikte galibiyetimiz var. Umarım bu başarımızı Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürürüz. Şöyle maçın adamı Kenan olmuş. Artık bölümü burada bitirelim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Bay bay.